Ne haber Mert? İyi abi sana. Sinirli. Niye? Şimdi yorumları okuyorum. Buradan hani soru cevap çekelim dedim. Yani var ya, insanlar kendilerinde her şeye böyle istediği cevabı, yorumu yazabilmeyi hak görüyor. Yani örnek veriyorum, ben burada emek veriyorum ve emek verdiğim için karşılığında güzel yorumlar almak istiyor. Yani gerçekten işimizi gücümüzü bir kenara bırakıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Kimi zaman biraz goy goy yapıyoruz. Kimi zaman gerçekten verimli olduğunu düşündüğüm videolar hazırlıyorum. Şurada Shiba'ya bir tane hap yutturduğumuz video var ya. Sosis yorumu mu? Okudun mu? Okudum. Ya ismini de söyleyeceğim. Yıldıray Kaya. Arkadaşlar, koyun bir sosisçini hop diye yutar, hiç uğraşmayın. Bazı şeyleri bilmek, yapmak için tıp okumaya gerek yok. Aklımızı kullanalım yeter. Yani muhteşem ya. Niye bu bok yerin fakültesini okudum ki ben ya, değil mi? Değil mi? Ne gerek vardı ya? Tabii hiç gittin, aklıma gelmemişti sosis. Van'a gittin o kadar uğraştın. Tabii canım, Van'da diz boyu karda falan şey yaptık. Okuduk 5 sene. Yani uğraştık. Dünyanın parasını harcadık. Dünyanın zahmetini çektik. Sabahlara kadar uykusuz kaldık. Sınavlara girdik, çattık. Abi ne gerek var değil mi tıp okumaya? Yani. Aklımı kullansaydım sosun içinde koyabileceğim değilim. Aklımı yani. Nasıl gelmedi bu aklıma? Teşekkürler Yıldıray. Teşekkürler. Bravo. Çok sağ ol. Abi yani zorunda değil ki insanlar illa bir şey yapmaya. Ben bunu anlamıyorum. Yani oraya o yorumu yazmasa kimsenin aklına gelmeyecekti sosisin içine koymak. Benim gelmemişti. Normal olması gerekeni anlatıyoruz. Ne yapayım ya? Siz sosisin içine koyun, dinlemeyin. Sonuçta tıp okumaya gerek yok. Bir de şey var. SD, SNDS. Onu gördüm. Bu ne çirkin. Bu ne çirkin kedi yazmış. Sonra yazmış. Enteresan. Kedi hiç kımıldanmadı. Hareketsiz durdu. Hayret. Sonra da yazmış. Ama her kedi bunun kibi uslu durmuyor ki maalesef. Sevgili SD, SND ve büyük S. Yani o videonun başında dedim ki sakinleştirmeyi çok tavsiye etmemekle beraber. Yani daha doğrusu anesteziyi çok tavsiye etmemekle beraber. Sakinleştiriciyle bunu yapmak çok daha mantıklı dedim. Yani o kedi öyle durmuyor. Öyle durmaz. Hiçbir kedi durmaz. Hele o makine sesiyle durmaz. Yani orada kedimiz sakinleştirici etkisi altında. Yani her kedi bunun gibi durmuyor maalesef. Evet, o konuda. Yani bir de ne çirkin kedi konusunda şöyle bir şey var. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani acaba yani şimdi şöyle bakalım olaya. Hani diyoruz ya yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü falan diye. Yani bir canlıya çirkin, güzel demek ne kadar doğru? Onu da merak ediyorum. Bir gün şey yaptık ya. Sahile iniyoruz. Pardon, özür diliyorum. Bankamatikten para çekiyorum. Shiba yanımda. Böyle bir hanımefendi Shiba'ya şey yaptı böyle. Ayağıyla itti. Bana dedi çek şu çirkin şeyi şuradan dedi. Ben de dedim çirkin şey derken dedi çek şu iti şuradan dedi. Dedim bence siz ondan daha çirkinsiniz dedi. Kadın böyle kaldı. Dedim isterseniz soralım hanginiz daha sevimli gözüküyorsunuz dedi. Yani damarıma basmadığı sürece aslında kimseyi güzel, çirkin, akıllı, gerizekalı, işte çalışkan, tembel falan öyle ayırmamak lazım ama sevgili SD, SND, büyükse ne çirkin diyerek. Yani çirkin dediği kedi de Kuki ya. Şu kliniğe gelen en güzel kedilerden biri. Düşünün daha ne çirkinler geliyor falan. Acaba Tonya'daki sizin yan komşunuz falan mı abi? Bilmiyorum. O zaman... Bak kibiden Tonya'dan olabilir. İşte o yüzden de sorma. Ama S, D, S, N, D var ya onların hepsi T'dir büyük ihtimalle. Dolayısıyla ben söyleyeyim S, T, S, N, T büyük S olabilir. Çünkü Tonya'da biliyorsun. Sert D, yumuşak D var. Sert D, T, yumuşak D, D. Nasıl da dur. Negada'da değil mi? Negada'da bir kadada. Şimdi neyse burada arada bir yorumlardan şey yapalım. Mesela bir tane hasta sahibiz şey sormuş. O değil de Kuki'nin videosu da ne tutmuş ha? Kaç bin, çok bin izlenmiş. Tırnak kesim videosu.
Rümeysa Hanım sormuş, kaç aydan sonra tırnak kesilmeye başlamalı acaba? Cevap verirseniz çok memnun olurum. Rümeysa Hanımcığım, yani tırnak kesimi kaç aydan sonra başlamalı? Şöyle, bize çok küçük anneden ayrılmış 45-50 günlük kediler geliyor. Böyle incecik tırnakları oluyor. Biz onları da kesiyoruz. Yani belirli bir süre yok ama kaç ayda bir diye soruyorsanız, vallahi o da uzadıkça, ne zaman sizi rahatsız ederse, ama ortalama 1,5 ayda bir tırnak kesiyoruz. Şimdi Elif Hanım sormuş, abi benim kedimin ön patısının tırnaklarını kestik, şimdi banyo yaptırmamız gerek, dışarı kaçtı, geri geldi, her yeri pislik içinde, ne yapacağım, yıkayacağım, çok saldırıyor, yıkamıyor. Şimdi Elif Hanım veya sevgili dostlar, kediler işin açıkçası yıkanmaktan çok hoşlanmaz. Dolayısıyla bayağı zor ki kedileri biz zaten yıkanmasını önermiyoruz, bunu defalarca söyledik, ıslak mendillerle silinmesini, ama illa da yıkayacaksanız yani onu göze alacaksınız, böyle kolunuzu yüzünüzü başınızı yıktırmayacak şekilde. Bir kere tek başınıza kesinlikle yıkayamazsınız, bir veya iki kişi olması gerekiyor yanınızda ekstradan. Şimdi diyeceğim, böyle mayonunuzu, bikininizi, ne bileyim şortunuzu giyin girin, ama o kadar açık tende mutlaka bir yerinizi yıktırırsınız. Kalın giyinin, siz tutun, diğer kişi yıkasın, biraz ısırılacaksınız ama başka çare yok maalesef. Bu şekilde nasıl yıkayacaksınız? Yani onun için herhangi bir şurup veya sakinleştirici maalesef yok ki, Love Travel diye bir izleyicimiz de sakinleştirici iğne yerine hap veya şurup mümkün mü diye sormuş. Maalesef mümkün değil. Yani var sakinleştirici jeller falan var ama ben çok güvenemiyorum işin açıkçası. Yolculuğa gidecek hasta sahiplerime de önermiyorum. Tezel Hanım, kendisi ya Kırklareli'li ya da Kırklareli'li soyadına sahip, bilmiyorum. Çok orijinal. Neyse, soyadın olduğunu öyle düşünelim. Tüylerin tıraş edilmesine karşıyım. Hayvan hastalığı, tüy onların koruması. Valla şöyle söyleyeyim, kesinlikle katılıyorum. Yani onları sıcaktan koruduğu gibi, soğuktan koruduğu gibi sıcaktan da koruyor. Ve tüylerin tıraş edilmesine ben de karşıyım ama işte bazen maalesef hasta sahiplerimiz tıraş olmasını istiyor. Mesela bugün iki tane tıraşımız var. Çok istemeye istemeye yapıyorum. Bunu hasta sahiplerime de söylüyorum ama maalesef tıraş etmek zorunda kalıyoruz. Ama gerçekten çok sağlıklı bir durum değil. Sonsuz Mavi demiş ki, tırnakları bastırınca çıkıyor da çok, patisini geri çekiyor benim zottrikler diyor. O zaman bir kişi tırnağı bastırırken bir kişi de dirseğini tutarsa mesela geri çekemeyebilir. En azından onu söyleyebilirim. Kaç ayda bir tırnak kesilir? Beyza Hanım, dediğimiz gibi ortalama 1,5 ayda bir kesiyoruz. Tekrar Yıldıray Kaya Bey. Yıldıray Kaya, bul beni. Biliyorsun. Yani aklını kullanıyorsun, biz kullanamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Senin gelmiş miydi aklına sosis? Mesela köfte de olabilir. Beynim var. Abi köfte değil de yaşmamanın arasına koyuyorlar ya, ama yaşmamadan çok ayırt ediyor onu ya, hızlı bir şekilde. Birkaç video rastladım öyle. Süpersin. Evet, yaşmamanın gerizekalısın. Yaşmamanın neden? Aklını kullansan onu yaşmamanın içine koymazdın. Aklını kullansan sosise koyabilirdin. Peynire koyabilirdin. Ete koyabilirdin. Tavuğa koyabilirdin. Tabii. Siktir git tıpokü gel. Git lan. Yürü git bas git tıpokü gel. Bizimkinin arka tırnakları simsiyah, pembe yerini göremiyorum, ne yapmalıyım? Bravo, çok güzel bir soru. Ben de göremiyorum arka tırnakları simsiyah olunca, ama şimdi şunu parmak, tekrar söylüyorum, şu tırnak, pençe, şöyle düşün. Bastırdınız çıktı. Kedi veya neye soruyoruz? Kedinin ayağı, kedi için sor. Bastırdınız çıktı. Şimdi şöyle hemen hemen yarısına kadar pembe, ondan sonra beyaz diyoruz ya. O yüzden tahmini olarak şurada çentik yaptığı kısmın biraz daha, hani çok derine gitmeden şuralardan kesebilirsin. Şöyle de yaptım, Beşiktaşlı gibi kartal çayı oldu ama şöyle yapalım. Şöyle yapalım, hamsi nasıl? Şuradan kesebilirsiniz. Yani çok derine gitmemeye çalışın. Sevgili oyun gemisi. Yani bunları bize öneriyoruz. Biz de keserken onlara dikkat ediyoruz. Azra'cığım sormuş ki, abi kedilerin tüyleri vücut sıcaklığını dengeliyormuş. Niye kesiyorsunuz ki? Tüyleri döküldüğü için mi? Valla biz hasta sahibi istediği için, biraz önce söyledim, kedilerin, köpeklerin tıraş edilmesine kesinlikle karşıyım.
Evet, çok tüy döküyorlar, insana cinnet geçirtiyorlar. Shiva tüy dökme dönemindeyken canımı alıyor ama ben Shiva'yı tıraş etmiyorum. Abi ne o zaman anlatıyorsun? Sen tıraş etmiyorsan milletinkini niye tıraş ediyorsun? Bu size anlattıklarımın aynısını hasta sahiplerimle de paylaşıyorum. Ve hasta sahiplerim diyor ki, Ahmet Bey bana anlatma, benim kedimi tıraş et. Diyorum bir iki tane hasta sahibini etmemek daha doğru olur dedim. Tamam peki o zaman yapmayalım dedi gitti. İki hafta, üç hafta, bir ay sonra neyse aşıya geldiğinde bir baktım kedi tıraş olmuş. Dedim niye tıraş ettirdiniz? Dedi ya siz o kadar anlattınız, bizi de zaten tıraş ettirecektik. Gittik başka yerde ettirdik. Dedim o zaman madem ettirecektiniz niye başka bir yer kazandınız? Gitti böyle değil. Mantık bu. Ben de kesinlikle karşıyım. Tekrar söylüyorum, ben de kesinlikle karşıyım. Ama maalesef durum da bu. Hasta sahiplerine anlatıyorsunuz. Siz yapmasanız da başka bir hekim arkadaş yapıyor. 2,5 aylık tızılı tızılı. TZR. 2,5 aylık kedim. İkidir tırnaklarını kesiyorum. Ama zeminde koşarken fren alamıyor, kayıyor. Fren yapamıyor demek herhalde istemiş. Halbuki Yıldıray Bey bakın tıp okumamış. Konuşamıyor. Ben onu hemen anladım. Neden? Çünkü tıp okudum. Fren alamıyor, kayıyor. Bir de ayağa kalkınca da kayıyor. Bir yandan çok komik oluyor o halleri. Ama bir yandan da vicdan azabı çekmeye başladım nedense. Onun keyfi yerinde ama ayakta tam duramayışı bir tık içimi sızlattı. Ya evet, sevgili teyzele haklısın ama yani zamanla alışacağını düşünüyorum. Tırnaksız o ilk günlerde biraz zorlanacaktır. Sonra alışıyorlar. Çok dert etmeyin ama gerçekten komik oluyorlar. Badem bir yorum yapmış. Arada sahibine de yemek yedirmiş ya diye geçirmemiz yok. Yani bunu biz her zaman söylüyoruz. Sevgili Yıldıray, söylememizde bir sakınca yok değil mi? Atarsın. Aa zazacılık ne hale geldi? Zaza derken? Bilmiyorum. Aa zazacılık ne hale geldi? Berivan Hanım bir anlamı varsa bir yorum daha atıp bir sonrakinde onu değerlendirelim. Beyza Hanım tırnakları kesince ne kadar sürüyordu acı? Beyza Hanım bir soru daha sor. Ben niye Beyza Hanım'a cevap vermiyorum yani? Beyza Hanım mı? Yok o sormamış. Kim sormuş şurayı? Neyse ha kaç ayda bir tırnakları kesilir diye başka biri sormuş. Tamam. Evet, Gökçe Nazan'ın muhteşemsiniz. Vallahi bir kas gevşetici bile bu kadar sakinleştiriyor da niye anestezi uygularla anlamadım. İşte biz de bunu diyoruz. Ben de anlamıyorum arkadaşlar. Ya herhalde kaba tabirle söylüyorum. Meslektaşlarımı da burada yermek istemiyorum ama yani çok korkuyorlar. Yani tıpa yemiyor. Ya uyanır da bizi parçalar. Ha parçalasın. Ne olacak ya? Ha, baksana güzelim dövmem. Bilmem kaç bin lira verip yaptırdığım dövmem. Çizikler içerisinde. Şurada da ucuz kurtardım ha. Tamam. Geçen abi tamam, gözünü kesti de. Ya, gözüm çıkıyordu ha, harbiden. Gözün... Oh no. No. Olduk ya. Gözümüzü çıkartıyordu. Abi bir şey olmaz ya. Ölmezsiniz. Bayağı yırtmıştı ya. Yani o. Aynen kas gevşeticiyi yap geç ya. Hayvan baksana. iyice yaptı. Ya. Hayır, benim onu benim o kurguyu yaparken ne kadar eğlendiğimin farkındasındır umarım. Evet. Gecenin saat 3'ünde. Şimdi reisi bey de şey demiş. Abi bu evcil süs köpeği. Sonra demiş çoban köpeği dedim. Ya Shiva çok sakindir evet ama senin ne demek istediğini anlamadım. Keşke bir iki yıl okulu uzatsaydım daha iyi anlayabilirdim. Yıldıray seviliyorsun adamım. Çekim harika, anlatım tarzı bazıları tırnak kesiyor, ayrıntı yok. Uzaktan benim de hep merak ettiğim oydu. Tırnakla dönme yapıyor, ete batıyor diye emin oldum. Daha da dikkatliyim. Teşekkürler. Teşekkürler Aysu Hanım. Aysu Cansu. Teşekkür ederiz. Ata yedi. Adamsın toprağım. Çok faydalı oldu. Eyvallah toprağım. Keep in touch bros. Aynen. Keep in touch bros. Keep in touch. Teşekkür ediyorum. Ata yedi. Şimdi Johnny Blaze... Abi müsaadenle bir yer değişeceğim. Değişsen bayıldım orada. Johnny ismini duyunca da tüylerim diken diken oluyor. İzleyenler anlamıştır. Videonun başında veteriner sınıf kontrol noktaları diye başlık eklenmiş. Videonun tamamını hakkında işte izledim ve tamamını izledim ve SKN hakkında detaylı bilgi almak için keşke o konulara değinilseydi.
Johnny Blaze bana ulaş kardeşim, sana gerçekten Berkay'ın cep telefon numarası uğraşsın. Vereyim Berkay'ın cep telefon numarasını, ara, bütün sorularını cevaplasın. Haklısın. Bir daha da bu attığım başlıklara göre videoyu izle de ona öne göre başlık at. Ya bu başlığı sen ayarlamıştın. Hayır. İşte görüyorsun. Cookie'den kuk almış demiş Mehmet Çapar. Kesinlikle haklı. Çünkü Cookie çok felaketli oluyor. Pazartesi tekrar gelecek Cookie. Şu anda uykularım kaçmaya başladı. Merhaba, kedimin tırnağı kesin fakat tırnakta yarım olmuş. Neden olabilir ki? Bizde de oluyor. Çok takılmayın. Tırnağı şöyle keserken bazen aynı eşit güçte basınç uygulayamıyorsunuz. Tırnak çatmıyor. Çok bir problem değil. O zaten hafif uzadıktan sonra... Şu maya şey olayı çok beni deli ediyor zaten abi. Ne? Şu tırnağın mayası diyorlar ya. Benim tırnaklarımda çok oluyor ya. Kestiğin zaman hani o dolama dedikleri olay. He. Ben ondan bahsetmiyorum. Ya insan tırnağıyla aynı hesap değil. Evet, hayır, hayır. Şöyle düşün abi. Tırnağı kesiyorsun, tırnak şöyle çatlıyor. Dikine. He. Dikine. Kediler de çok çatlıyor ama törpüleyebilirsiniz orayı. Çok problem değil. Bir şey soracağım. Bizim kullandığımız tırnak makasıyla kessek kedinin tırnağını olur mu? Olur. İstersen tırnağını ısırarak kopar. Hiç problem değil. Bunda şaka yapmıyorum. Yani tabii ki ısırarak koparmak için şaka da, mesela ben yan keskiyle kesiyorum. Tırnak makasıyla kesebilirsiniz. Giyotum içinde kedi tırnak makasları var. Onları kullanabilirsiniz. Normal küçük kedi tırnak makasları var. Hepsini kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Kedi kısırlaştırıldıktan sonra alkollü gibi oluyor. Neden? Tuba Hanım, şöyle söyleyeyim size. O verilen sakinleştirici ve anestezikleri yeşil reçeteye tabi. Biz onları milim milim, yani mililitre mililitre sistemden düşüyoruz. Çünkü onlar çok ağır uyuşturucular. Ölüme kadar götürebilecek uyuşturucular. Bir insanda halüsinasyon göstererek belki çok güzel böyle kafa yapabilir ama milim milim geçtiğiniz zaman öldürebilecek kadar tehlikeli. O yüzden ayıldığında da böyle sarhoş gibi oluyorlar. Ve New Amsterdam dizisinde 7. bölümde yanılıyorsun. 7. bölümde ketamin hakkında bir bölüm var. 7. bölümde var abi. Evet, hatırlıyorum. Ketamin, hatırladın mı orada? Aynen. Son 3 dakikamız abi. Öyle mi? Hı-hı. O zaman yavaş yavaş. Bir soru daha cevap verelim. Siyah kedisi alacağım. Hangi mamayı önerirsiniz? Hiç fark etmez. Profesyonel olsun. Yeter. Hocam ben direkt bodoslama ağzına elimi sokuyorum. Tıp okusaydınız. Sosis verirdiniz. Sosisin içine koyardınız diyeyim. Sevgili Yıldıray. Adamsın. Gençler, biraz soru cevapladık. Geçen hafta öyle demiştik. Yani sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Yeni videomuzda ne istediğinizi böyle altlara yorum olarak yazarsanız daha iletişimde gideriz diye düşünüyorum. Ederiner Bey ile Kalbaylı. Videoyu beğen, bir de abone ol. Hadi bakalım.